Şimdi hazırlık yapalım. Merhaba, iyi gelene var. Sonra biraz çevirmem lazım. Merhaba, uzun zaman görüşemedik çünkü geçen hafta 1 Mayıs vardı ve ya çocukla evde, ben iş yerinde değildim. bugün biraz komplike bir ya komplike değil, biraz kafa karışıcı bir konu olacak. Siz seçtiniz. Ben iki tane seçim size verdim. Birisi cilt asit tabakası ve diğeri bitkisel, doğal, organik. Bunlar ne demek kosmetikte? O konuda size sundum. İkinci konu seçtiniz. Ondan organik, doğal ve sayıda ne demek bugün konuşacağız. Bugün de yeni görüntümüyle artık gözlüklüyüm. Büyük ihtimalle birazdan ama çıkacağım çünkü yakın görüyorum, uzağa da göremediğim için bazen bilgisayar başında biraz kafam karışır. Şimdi yavaş yavaş başlayalım ve dediğim gibi bu biraz karmaşık bir konu, biraz kafa karışıcı bir konu. Bu yüzden bugün anlattığım şeyleri yarın ufak bir özet olarak Instagram'da sizinle paylaşacağım. Facebook'ta zaten otomatik olarak da paylaşılıyor. Ve bir iki hafta içinde bu konu tekrar blog yazı olarak sabunatiyo.com'da yayınlayacağım. Yani bana biraz hep bir iki hafta bir süre vermeniz lazım yazmak için. Yazmak her zaman benim sevdiğim bir şey değil. Özellikle Türkçe olarak. Çok teşekkürler. Şimdi bakalım. Önce bu kocaman kelime, her yerde duyduğumuz, söylediğimiz kelime kimyasalsız konuşmak istiyoruz. Şimdi mühendisler, kimyacılar kesinlikle bazıları yapıp duruyorlar. Normal insan bazen bunu yani öyle algılamıyor. Neden bazı kişiler yapıyorlar hemen? Çünkü en sonuçta nerede kavga oluyorsa kimyasalsız genelde bir insan demek istiyor. Yani zararlı bir madde içeride olmayan bir ürün istiyor. Ama kimyasalsız bu da yanlış bir kelime ve özellikle pazarlama açığıyla bunu kullanıyorsanız yani bir tarafta bilinçsizlikten olabilir, diğer tarafta da bilinçsizliğin müşterinin inancı kullanmak ve bu yani bence güzel bir şey. Yani üzerinde bir atış. Bu yüzden pazarlık oluyor. Bu yüzden bunu biraz konuşmak istiyorum. Ve size önce bir deneme göstermek istiyorum. Deneme belki biraz yanlış ama şimdi burada şimdi Instagramcıyla bunu görebilirler mi? Bakalım bir saniye. Biraz sizi itmem lazım. Ha. Bence bütün tahta şimdi gözüküyor. Şimdi burada çok komplike bir kelime yazıyor kimyasal olarak. Diyoruz ya hep kimya isim yani bir içerik madde okumak mümkün değilse bunu kesinlikle kullanmayın. Şimdi bunu size açıklamak istiyorum. Bu internetten gelen bir şaka. Onu başlangıçtan size söylüyorum. Ama yani orada bu mantığı görmek için size göstermek istiyorum. Dihidrojen monoksit ya da DHMO. Bu çok kimyasal duran bir kelime. Yani kimyasal şey kullanan bir super tekrar internet gidiyor. Bir saniye bekleyelim. Yani iki saniye bekleyelim. Instagram gitti. Şimdi geri geldi. Yani bu kimyasal nomenklatür kullanan bir kelime. Ve Instagram beni bitiriyor. Hadi. Şimdi bu ne demek? Kimya dikkat ettiyseniz ya da kimya seviyorsanız bunu belki biliyorsunuz. Ama hadi bakalım. Şimdi bu kelime ait, bu kimyasal isim ait. Şu molekül ait. Bunu belki tanıyor musun, hatırlıyor musunuz? Belki şimdi biraz daha belirgin oluyor. Şimdi bu ortadaki şeyini yazıyorsun. Bu bir O. Yani bir oksijen. Bu da monoksit. Yani bir tane oksit. Bu da di iki tane. Şuna bu iki tane. Ve hidrojen.
Yani he Türkçesi bu kolay, Almanca biraz daha zor. Ne o yok birleşik olunca belki o zaman tanıyorsunuz bu tehlikeli kimyasal. Onu okuldan hatırlıyor musunuz? Bu ne? Yani bu su, bu kimyasal isim tamam inci olarak yani kosmetik olarak kullanılan bir kelime değil ama kimyasal isim suyunun bu ve tabii ki su tehlikeli boğulabilirsin ama yani su bizim içtiğimiz su daha yukarı taktı tamam bir saniye. Biraz komplike. Bir hafta açalım. Daha iyi mi oldu? Yani iyi bana gelsin. İyi tamam. Yani bu yüzden bu deyim diyebiliriz neredeyse. Yani bu kimyasalsız ürün yapmak mümkün değil. Bütün dünyamız kimyasal. Biz de kimyayız. Aşk da kimya. Yani onu böyle kabul etmeyin. Kendine düzeltin. Karşıdaki kişiye de düzeltin. Tamam, zararlı madde kullanmadan bir ürün istiyor ama kimyasalsız burada bence laf olarak güzel bir laf değil. Şimdi Instagram'da kayboldum. Yani bu yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Aynı zamanda söyleyen kelime de. Yani kelime konuşamıyorsam, söylemiyorsam o zaman zararlı olabilir. Burada iki tane kelime var. Birisi karbonoksit. Söylemek çok basit. Türkçe yazarsak tamam bu da ben burada bir K olacak ve bu X bir X şey olacak ama aynı yani karbonoksit. Bu karbonmonoksit olarak da tanıyoruz. Yani çok zararlı, çok tehlikeli, öldürücü bir gaz. Biliyorsunuz mesela gazlı ocaklarda öldüren gaz bu. Yani isim basit ama çok tehlikeli. Diğeri buradaki bir tane isim daha var. Brassica oleracea italica. Çok zor okunuyor. Tabii ki Latince olduğundan ondan biraz zor oluyor ama tehlikeli bir şey değil. Sağlıklı bir şey bile. Herkese belki için değil ama yani bu brokoli. Bildiğimiz yeşil brokoli. Yani dediğim gibi burada kimyasal isimleri kullanmak ya da şey bununla ilgili bu isim okunarak bir yorum yapmak doğru olmuyor. Olmazsa diyorsun tamam bu küçük zehirli ağaçla ama zehirli değil zehirli ağaçla ama yani yani dediğim gibi o çocuk için yani brokoli zemiyor. O başka bir konu yani burada dediğim gibi kimyasal isim bir kimyasal isim varsa yanlış mı doğru mu tehlikeli sağlıklı anlamda gelmiyor. Ve aynı zamanda burada benim notlarıma bakayım bir şey unutmamak için yani notlarımı okuyamıyorum. Ya okunmamaya bilmiyorsan sihirli tehlikeli anlamda gelmez. Aynı zamanda doğaldan çıkıyorsa güvenli anlamda gelmez. Yani monoksit doğada da var. En zararlı, en zehirli bitkiler, yani insanda en bildiğimiz en tehlikeli zehirli bitki ve hayvandan oluşuyor. Bunlar doğa ama hala çok sıkıntılı. Yani bu yüzden böyle konulara dikkat etmemiz lazım. Ve internette her kaynağa da inanmamamız lazım. Her kaynakta doğru olmayabilir. Bazı kaynaklar bunun yayın ile yani blog ile ya da şeyle para kazanıyorlar. Onu da hep de değerlendirmemiz lazım. Yani şu anda mesela internette çok gezen ve hepsi kötüleşen neredeyse bir tane web sayfa var. Hem de org ile bitiyor. Bu yüzden çok güzel ya yani bu düzgün bir şey olması lazım. EVG var ve bunlar maalesef her zaman doğru bilgi paylaşmıyorlar. Çok pazarlama üzerine bilgi paylaşıyorlar. Şu anda ne moda var ne moda değil. Yani çok yönlendirme yapıyorlar ve çoğu zaman yanlış bir bilgi oluyor. Bu yüzden buna çok dikkat etmemiz lazım. Aynı zamanda bunu
Demek ist, söylemek istiyorum. Şu bütün kelimeler kimyasalsız, doğal, korumalı kelime değil. Yani bir kalıp şunu oturman lazım, bunu söyleyebilirsin değil. Sertifikalı organizasyonlar var. Bunlar mesela kosmetik için Kosmos en büyük ve en düzgün değil ama kosmetik için özel kurulmuş bir organizasyon. Bu yüzden bunların Kosmos Natural yani doğal ve Kosmos Organic. Kosmos Organic iki tane grupları var. Bu sertifika alabilirsin. Almak kolay değil ama almak mümkündü. Orada doğal biraz daha kalıplaşmış. Bunu zaten birazdan daha detaylı sizinle paylaşacağım. Sanki bunu Instagram biraz daha böyle. Şimdi başka ne konuşmak istedim? Ben başlangıçta kolay olanlara başladım. Sonra biraz daha komplikeye geçelim. Cruelty free. Bu genelde şu tavşan resimleri de var. Yani neydi Türkçe buna ne diyorsunuz? Zulümsüz. Doğru mu? Yani internette öyle yazdı tercüme. Hem de şey kontrol edilmiş tercüme. Yani hayvanlarda hayvanlardan test edilmemiş anlamda geliyor. Şimdi bunu tekrar yazmak için ayrı bir sertifika almanız lazım. Leaping Bunny var, Cruelty Free Bunny var oder birkaç tane farklı organizasyonlar var. Çoğu zaman bazen de ve çoğu bu sertifika verenler aynı zamanda vegan olarak da sertifika verebilirler. Bu da ama ayrı bir konu. Şimdi bir tarafta bu cruelty free şu anda pek mantıklı artık bir sertifika veya bir yazma değil. Çünkü 2013'ten itibaren hayvanda test edilmiş ürünler satışı yasaklandı. Pazarlama da yasaklandı. Şimdi biraz başlayalım. 2019'dan itibaren yeni ham maddelerde artık hayvanlar üzerinde test edilmek yasaktı. Yeni testler çok uğraştılar. Yeni test sistemleri, test tarzları artık üretildi. Böyle şimdi test edilebilirler. Ve 2004'ten itibaren ürün için bu yasağı da geçerli oluyor. Bu Avrupa Kanunu, Avrupa Kanunu çoğu dünyada yönlendirme olarak kullanılıyor. Yani bu yüzden Türkiye için geçerli, çoğu başka ülkeler için de geçerlidir. Bu fikir vermek için yani diyeyim, bu bir pazarlama iddia. Bu pazarlama iddia zaten üstünde yazmıyorsak bir ürün satıyorsunuz. 2003'ün itibaren zaten otomatik olarak geçerli oluyor bir iddia. Yani bu yüzden biraz kanun nedeniyle bu tarz iddia artık da bile sizi sıkıntı sokabilir. Çünkü zaten her ürün böyleydi. Ve standart bir şeyiyle yani bir temel için temel atılmış her ürün böyle olması gerektiği için böyle bir iddia yapıyorsanız bu çoğu zaman yanlış pazarlamaya gidiyor. O ayrı bir konu ama yani aklınızda olsun. Bunu da bir tane link de sonra koyayım. Onu burada da yazamadım çünkü sırf harf salatası. Ama yani blogda onu paylaşacağım. Diğeri tabii ki bütün bu tarz iddialar, doğal, vegan, organik ürün üstünde yazabilmek için bir tane kontrolden geçmeniz lazım. Bunlar için sertifikalı organizasyonlar var. Kosmos var Avrupa'da. Dediğim gibi çoğu zaman Türkiye'de için de geçerli, çoğu dünyada geçerli. Türkiye bu sertifikayı da kabul ediyor. Natru var, Ecosert var. Her ülkenin kendi bir tane organik sertifika organizasyonu var. Çoğu ülkelerde Kosmos standardı temel olarak kullanıyorlar. Şimdi bu bütün sertifika işlemi, fark etmesine vegan mı, helal mi o da aynı. Hepsi para karşı. Yani bu da biraz ya tabii ki para karşı bütün hizmetler de ayrı bir konu.
Tabii ki kontrol edebilmek için böyle bir kontrol organı da ihtiyaç olacak ama dediğim gibi burada dikkat etmemiz lazım. Çünkü yani mesela kendim ürünler için değermez diye düşünüyorum. Yani hem de her sene yeniden kontrol etmeniz lazım. Çoğu zaman da ümalat yeri de bu konu için sertifikalı olması gerekiyor. Sadece ürün değil. Devam gidelim. Ama Facebook açıyor. Biraz bekleyelim. Hadi Facebook geri gel. Facebook geri gelmek istemiyor. Bu hiç hoş değil çünkü onun sonunda o dakikayı sonra şey için kullanıyorum. No, web yazı için, ya, blog yazı için kullanıyorum. Çayım. Hadi. Hadi. Nereye gitti? Bir saniye. Due to poor wireless connection, video has been postponed to find me or you can end the broadcast. No. Sanki çalışıyor ama burada çalışmıyor diyor. O da güzel. O kolu. Kusura bakmayın, sizi bekletiyorum. Şimdi bakalım sanki bu da yayın oluyor da ben de anlamadım. Facebook geri bağlamıyorsa kusura bakmayın sonra tekrar o zaman şey neydi o düşündü ben kamerayı çevirdim sanki. Hayır. Ah. Kusura bakmayın ben de bu akşam ya. Böyle bir şey olunca ben kafam gidiyor. Şimdi bakalım. Facebook'ta bağlantı gittiyse kusura bakmayın sonra Instagram'daki yayın o zaman paylaşacağım. Şimdi kısaca helal konuşmak istiyorum. Çünkü o da şu anda daha moda olmaya başlıyor. Aynı zamanda tabii ki Türkiye'de olduğumuz için, İslamik bir ülke olduğumuz için helal konu oluyor. Ups, pardon. Şimdi helal olmak için tamam. Yani helal sertifika veya helal ürün olmak için iki tane şey var. Bir tarafta helal sertifika veren organizasyondan hem ürününüz hem imalathaneniz sertifika almanız gerekiyor. Yoksa helal yazmak mümkün değil. Diğer tarafta kosmetik olarak helal bir ürün üretmek için ne kullanmamanız gerekiyor. Onu da söylemek istedim. Tabii ki hayvansal içerikle ve hayvansaldan kaynaklanan içerikle kullanmamalıyız. Onu zaten biliyoruz. Genelde bütün hayvansal için artık diyor kosmetik dünya bu helal konusu sadece domuz için değil bu benim ilgim çekti ama yani belki daha böyle daha kolay ondan olabilir. Bunun için ne demek yani mesela bal mumu, keratin, proteinleri, lanolin ve bazı hidrolize keratinde veya hidrolize ürünler mesela ipek veya böyle şey kullanmak mümkün değil. İkinci, şimdi buna dikkat etmeniz lazım çünkü size sık sık gelen bir soru. Etanol yani içme alkol içermemek dedi. İçermemesi gerekiyor. Tabii ki anlam olarak basit ama şimdi burada nerede karışıklık oluyor? Her alkol içki alkol değil. Yani her alkol etanol değil. Çünkü gliserin, stil alkol mesela ikisi de bir tane alkol gruba ait. Stil alkol bile isim içinde alkol yazıyor. Bu ama etanol değil. Bu sadece kimyasal grup. Bu da şunun gibi bir tane, çok basit bir tane grup. Hatırlıyorsunuz belki kimya isim. Bu bir alkol grubu. Ve bu çoğu ürün, yani kimyasal dünyada çok sık gören bir grup. Bu ama etanol değil ve bu yüzden bile
İsim de alkol yazıyorsa genelde sadece şu gruptan konuşuyor, etanoldan konuşmuyor ve bu yüzden helal olarak kabul ediliyor. Tabii ki ben burada bir tane expert değilim. Ben sadece kosmetik yayınlardan paylaştığım bilgileri sizinle de paylaşıyorum. Ve diğeri bu çok beni şaşırdı. Eşim de bana belki yeniden ilizalçı diyebilirdi. Ölü deniz tuzu helal değilmiş. Yani ölü deniz tuzlu bir hammadı. Ölü deniz tuzu kendisi olarak ya da bilmiyorum belki suyu da helal değilmiş. Bu benim için çok ilginç. Dediğim gibi eşim burada okuyunca belki yer neden ile ama tam bir açıklama bulamadım. Belki siz daha iyi biliyor musunuz? Benden o dediğim gibi o da karışmıyor, bir şey demiyor. Dediğim gibi helal yazabilmek için hem imalathanınız hem ürünüz sertifika olmalı gerekiyor. Yoksa helal sertifika yazamıyorsunuz. Bildiğim kadar şu anda Türkiye'de helal belge veren bir kurum yok. Genelde daha Arap tarafta ya Arap Yarımada ve o tarafta şu anda kurumlar var ve kurumlar var pardon. Kurumlar var ve Hindistan tarafta da. Yani bu da biraz araştırmamak lazım. Araştırmak lazım. Dedim ki orada çok bilgi bulamadım Türkiye için. Şimdi geri geçelim bir adım ileride. Veganlı. Helal ve vegan çok yakın birbirine için ondan bu ikisi de aldım. Vegan tabii ki hayvan içermez tekrar. Yani herhangi bir tane hayvandan üretilen, hayvandan kaynaklanan bir hammadde kullanmanız lazım. Kullanmamamız lazım. Kullanmayın. Bu grama beni biraz zorlanıyor burada. Bal mumu tekrar dediğim gibi ipek ve böyle şeyleri. Bundan sonra burada ne dikkat etmemiz lazım? Vegan bir ürün doğal demek değildi. Yani vegan sadece hayvansal kaynaktan gelmeyen bir üründü. Yani bu hala petrolatum olabilir, bu hala petrol baslı ürün olabilir. Buna dikkat etmemiz lazım. Tabii ki şu vegan adlandıran ürünler, vegan kişiler böyle diyeyim. Aynı zamanda daha doğacı. Yani bu bir şimdi biraz kaba oluyor ama yani genelde filozofi olarak kendini böyle anlıyorlar. Bitkisel olsun, doğal da olsun. Ama her zaman bu yüzden bu yani vegan yazıyorsa doğal demek değil. Çoğu zaman vegansa doğal da olabilir. Ama yani eş anlamda gelmiyor. Aynı zamanda vegan ürünler çoğu zaman, şimdi kelime tekrar bakmam lazım, sülümsüz içerikler tercih ediyorlar. Birbirine bağlıdır ama şart değil. Yani buna dikkat etmemiz lazım. Özellikle hammadde dikkat edin. Yani petrolatum ürünler çoğu zaman vegan yazıyor. Çünkü hayvansal içermez. Vegan konu olunca petrolatum da size de bir şey söylemek istiyorum çünkü her zaman yani petrol bazlı ürün sevmiyoruz, tehlikeli diyoruz veya kimyasal diyoruz. Şimdi böyle petrol nedir? Petrol birkaç milyon, milyar sene önce ölen ağaçla sıkıştırmış haline yani bir tarafta elmas çıkar, diğer tarafta petrol çıkıyor. Aynı hammaddeden diyebiliriz yani o da uzun zaman önce, uzun uzun, çok uzun zamandan önce bitkiselden kaynaklandı. Şimdi bunu yukarı çıkartıyoruz ve bu siyah yağ tarzı olarak tabii ki yüzümüze, vücudumuza sürmüyoruz. Genelde şu ham petrol olarak kosmetikte kullanmak mümkün olsaydı belki bu kadar olumsuz bir görünüm olmayacaktı. Ama şu anda çok işlemde geçmesi gerekiyor. Farklı adımda rafine, ıvı zıvı, farklı farklı ve temel olarak onun karbon iskeleti kullandığımız için
Bu yüzden şu olumsuz tarafta düşmeye başladı. Çok bu dediğim gibi işlemlerden, kimyasal işlemlerden, laboratuvardaki işlemlerden kaynaklanan bir şey. Bu sadece yan olarak dediğim gibi yani o biraz da kimyasalsız konusunda gidiyor. Önce söylemeyi unuttum. Şimdi başlayalım. Pardon, şey kopya çekmem lazım. Doğal maddelerden elde edilmiş, doğal özdeş ve bitkisel bazlı nedir ona bakalım. İlk olarak belirtmek istiyorum, şu dört kelime bir koruma, yani bir hasta şey ayıklama var ama bir koruma altında değil. Yani bu kelimenin şu anlamda denk gelmesi gerekiyor değil. Bu yüzden bunlar biraz yani çok ideal şeyler ve bu yüzden biraz dikkat etmemiz lazım. Genelde çok filozofi de buraya giriyor. O da hem kendiniz için hem ürününüz için bu hangi filozofi kabul ediyorsunuz onu burada değerlendirmeniz lazım. Şimdi doğal ürün yani bahçede aldım kullandım en kaba halinde. Yağlar genelde bu kategoriyle giriyor, pardon, giriyorlar. Şimdi ne demek bu? Genelde büyük bir kimyasal strüktür değiştiren bir işlemden geçmediler. Sıkma olabilir, hafif ısıtma, filtreleme olabilir. Ama ki dediğim gibi kimyasal strüktür değiştirmemiş halinde. Ve bu yüzden böyle bir ürün, sadece doğal yapmak istiyorsanız bir ürün, o zaman sadece yağ bazlı ürün yapabilirsiniz. Merhem, yani su giremez çünkü korucu kullanamazsınız. Emulgata giremez çünkü kullanamazsınız doğal yapmak istiyorsanız. Dediğim gibi çok kısıtlı bir portföy yapıyor bu. Yani dediğim gibi sadece yağ bazlı ürün. Ve ne sıkıntı olabilir? Raf ömrü bu yüzden kısaltmış olabilir. Çünkü doğal olarak bazı E vitamini bile kabul edilmiyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Çünkü doğal maddelerden üretilmiş bir şey. Ya dediğim gibi çok filozofi biraz burada da giriyor. Dediğim gibi raf ömrü sıkıntı olabilir. Aynı zaman bir standart ürün sıkıntı olabilir. Çünkü mevsimden yağmur miktardan yani farklı ürün kalitesi, ürün birleşimi biraz değişiyor. Tabii ki her zaman badem yağı, badem yağı da ama nasıl zeytinyağı da biliyoruz. Her sene tadı biraz farklı oluyor. Bu da aynı oluyor. Renk etkilenebilir, koku etkilenebilir. Bu yüzden dediğim gibi bir standart ürün burada çıkartmak biraz zor olabilir. Şu ürünler tek %100 diye yazabilirler. Çünkü genelde ya yani %100 doğal tek böyle olabilir. %100 organik tek böyle olabilir. Su girdiğin anda korucu ihtiyacımız var. Korucu doğal ve organik olarak yok o konu. Onu biraz yani işlenmemiş yok var. Bu yüzden sadece bu üründe %100 yazabilirler. Şimdi bir sonraki kategoriye geçelim. Doğal maddelerden elde edilmiş. Bu da ne demekti? Biz bir tane mesela yeni bir korucu satışımızı koydum. Olive Benzoin. Bu organik sertifikalı, kosmos sertifikalı, zeytinyağından üretilmiş ama kimyasal işlemden geçmiş. Yani doğal değil ama doğal maddelerden elde edilmiş. Bu dediğim gibi böyle şeylere dikkat etmemiz lazım. Bu filozofiye takılıyorsunuz. Dediğim gibi o da herkese kendine için düşünmek, kabul etmek lazım. Hangi tarz ürün yapmak istiyorsun da burada kabul etmeniz lazım. Çünkü krem yapmak istiyorsanız mecburi doğal maddelerden elde edilmiş bir şey kullanmanız gerekiyor. Yoksa emulgatör yok. Bal mumu bir emulgatör değil. Fark etmez internette ne yazıyorsa. Yani dediğim gibi koruyucular burada bazen uygun bir koruyucu bulmak neredeyse mümkün olmuyor. Dediğim gibi yani biz bir doğal ürün aldık. Ondan kimyasal işlem yaptık. Bazı kimyasal işlem yaptık. Ve böyle
Dual hamadı, dann elde edilmiş bir hamadı elde ettik. Şimdi çok komplike oldu. Bunda ama yani şey, bu kategoriye giriyor. Üçüncü kategorimiz var. Dual özdeş. Bunda yoğurtları genelde üstünde yazıyor böyle aromaları mesela. Burada ne önemli? Biz laboratuvar ortamda doğa gibi aynı hamadı laboratuvarda yaptık. Şu nerede mesela önemlidir? Sorbik asit bir koruyucu parçası. Potasyum sorbat, o da bir koruyucu tarzı. Limon tuzu genelde laboratuvar ortamda üretiliyor. Doğa gibi birebir aynı yapıyor ama insan elden yapılıyor. Çünkü ihtiyaç olan miktar doğadan çıkmaz. Yani Türkiye tek başına ne kadar limon tozu kullanıyorsa bu kadar limon ağaçları da yok. Yani bu yüzden bazı ham maddeler için bu kosmos mesela da kabul edilen sintetik, çünkü laboratuvar ortamda üretildiyse sintetik demektir. Kabul eden içerikler var çünkü dünyanın üretimini aşıyor. Hem de aynı zamanda bazen doğada onu elde edilmek istiyorsak doğal faydadan çok daha çok zararı görüyor. Yani buna da hep dikkat etmemiz lazım. Dediğim gibi burada özellikle koruyucu grubu görüyor ve su bazlı ürünlere yapmak istiyorsanız bunda da kabul etmeniz lazım. Başka burada ne yazdım? Yani burada dikkat etmemiz lazım. Tabii ki yani mesela benim derdim doğal özdeş kimyasal genelde bir sıkıntım yok ama ben neredeyse çocukluğumdan itibaren doğal özdeş aromaları kabul etmiyorum. Yani o hep böyleydi. O da size bağlı. Yani nedense ben mesela kızım çilekli yoğurt çok seviyor. Ben çilekli yoğurt görünce hep üf yapıyorum çünkü biliyorum zaten talaş tozudan üretiliyor. Eskiden talaş tozu da bugünkü zaman bilmiyorum ama ben küçükken talaş tozudan üretildi öğrendiğim için bundan sonra artık gıh yapmaya başladım. Ama dediğim gibi o herkesi kendisi değerlendirmemiz lazım. Şimdi en son olarak ne var? Bitkisel bazlı. Bu yeni bir kategori. Çok ilginç bir kategori. Şu anda bu bitkisel bazlı ürünler miktarı çok çoğalıyor. Çünkü ihtiyaç oluyor. Yani her tarz krem, her tarz hammadde yapabilmek için genelde şu bitkisel bazlı ürün kullanmanız bitkisel bazlı ürünleri kullanmaya başladık. Şurada ne var? Şimdi bu ilginç olanı nerede? Bu kategoriye gelen ürünler genelde bir yağ kullanıyor temel olarak ve üstünde eskiden petrol yağdaki işlem türleri, farklı kimyasal işlemleri bu bitkisel yağ üzerinde yapılıyor. Yani eskiden aynı hammadde petrol yağdan üretildi. Şimdi bu hammadde çünkü petrol yağ kullanmak istemiyor. Hem formülasyon tarafta hem kullanıcı olarak. Bu yüzden petrol yağı yerine başka bir yağ kullanmaya başladılar. Ve bu ayçiçek, soya yağı, zeytinyağı hepsi olabilir. Ve böyle bitkisel bazlı bir kimyasal değiştirmiş bir hammadde oluşuyor. Burada çoğu zaman köpür verici surfaktantlara bu kategoriye giriyor. Dediğim gibi şu dört grupları yani doğal maddelerden elde edilmiş, doğal özdeş ve bitkisel bazlı ürünler çok ideal şeyler de çok yani kalıp dışında çok filozofik bir konu. Bu da herkese kendine için kabul etmesi gerekiyor. Şimdi dediğim gibi bunu size biraz daha göstermek istediğim için Kosmos sertifika bakmak istiyorum. Bu Kosmos sertifika özellikle kosmetik ürünler için hazırlanmış bir organik ve doğal ürün standardı. Bütün dünyada kabul ediliyor, bütün yöresel sertifika organizasyonları yani
Ecosert, Franz da, Natur, Almania da, wer soll Association, Inghilterra der Meslam, Bu, Standardlere, Temel oder da Kulanyola, wir kennen den Kanuya, içeride alle Türkiye'de, gördüm kadar, karşılaştığı bildiğim kadar bir aynı standart da kullanıyorlar. Yani şey, o da bu yüzden kolay bu tarafta. Bu dediğim gibi özel kosmetik için üretilmiş bir standart. Diğer organik sertifikalar gibi değil. Çünkü genelde onlar gıda taraftan geldiler. Sonra kosmetik üretim için de açıkladılar. Bu yüzden buna bakmamız lazım. Dediğim gibi bu kosmetik ürün aklın düşünerek yapılmış bir standardı. Bunu neden bu kadar belirtiyorum? Çünkü bu standardı bir kabul liste var ve kabul olmayan bir liste var. Bu kabul liste bazı doğal özdeş, doğal ham maddeden üretilmiş ve bitkisel ham maddeden üretilmiş içerikler var. Çünkü sağlıklı, güvenli bir ürün yapabilmek için bunları mecburi kabul etmek zorunda kaldılar. Yoksa doğal bir şey sürüyorsunuz ama maalesef sonra hasta oluyorsunuz, bir anlam yok. Yani buna dikkat etmemiz lazım. Bir yasak liste var, dediğim gibi biraz önce onu yazdım. Söyledim, kabus var. Bazı kimyasal işlemler de kabul edildi bu listede. Onu şimdi link koyuyorum çünkü hepsi tek tek söylemek bir anlam var, anlam yok o yüzden. Bir liste var. Bu hamade sadece şu imalatçıdan kullanabilirsiniz. Şu listedeki ürünlere pek kullanmayın tavsiyemiz. Çünkü bugün kabul ediliyor, yarın kabul edilmeyebilir. Yani çok sıkıntılı bir liste bence. Aynı zamanda hep güncel tutmamız, bu liste sürekli günceliyor. Bu standart hep kontrol etmeniz lazım. Kendi taraftanız güncel miyim hala? Hem bütün evrak işleri sertifika alabilmek için bütün evraklara sadece Sağlık Bakanlığı sistemde kayıtlı kayıt olmak için bir dosya değil. Bu daha derin bir dosya. Yani daha çok evraklı bir dosya. Hem de çok ilginç benim için sadece İngilizce yazan standart geçerlidir. Tercüme edilmiş standartla kendi web sayfaları da paylaşıyorlar. Ama onlara her geçerli olmuyorlar. Yani %100 emin olmak istiyorsanız mecburi İngilizce yazan standart temel olarak kullanmanız gerekiyor. Bu çok ilginç bir şey. Yani kendi web sayfada paylaştığın diğer dili standartta bile kabul edilmiyorlar en kötü ihtimalde. Onu aklınızda olsun. Link de koyuyorum. Ambalaj da bu sertifika da giriyor. Her ambalaj kabul edilmiyor. Başka burada ne yazdım? Dediğim gibi farklı sertifikalar var farklı ülkelerde ve her sertifika %100 aynı temel kullanmıyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Özellikle Amerika'da mesela bir tane mağaza şimdi aklıma gelmiyor. Mesela Sephora doğal üründen ve organik ürün kabulü Kosmos aynı olmuyor. Aynı zamanda Whole Foods kabul eden organik ürün kategorisi Ecosert ve Kosmos aynı değildi. Ona dikkat etmeniz lazım. Tabii ki şimdi Amerika çok uzak ama öyle örnek olarak. Şimdi ama biraz bakalım. Kosmos Dual Sertifika almak istiyorsanız ürününüz ne olması gerekiyor? Ürün olarak bazı yüzdeler değişiyorlar. Link koyuyorum. Türkiye'deki mevzuatta aynı miktarlara yazıyor. Orada da bakabilirsiniz. Ürün tamamı %20 en az doğal olması gerekiyor. Ve kullandığınız hammaddelerde en az pardon, kullandığınız agro olarak yani sirattan kaynaklanan ham maddeler en az %95 doğal olması lazım. Şimdi birisi yazdı, bağlantı sorunu var acaba?
Bu sürekli kalıyorsa bu yağ integrali bilin bakalım. Sizi yorumda da bekleyeceğim o zaman. Organik içerikle bu da şart değil de doğal sertifika alabilmek için kalan yüzdeleri kabul listeden olması şart. Böyle oranda da ulaşmak bazen çok zor. Bunun için bir tane püf noktası mı var diyelim. Püf nokta belki doğru değil. Ama genelde onu görüyorsunuz. Organik ve doğal sertifikalar ürünler genelde su yerinde aloe vera suyu yazıyor. Çünkü bu yüzdeleri doldurmak için kullanılır. Yani bu bir kısa yol mu diyelim. Sahtekarlık demek istemiyorum da. Çünkü kabul edilen bir işlem ama dediğim gibi bu böyle kullanılır genelde. Ve şimdi organik, kosmos organik sertifika alabilmek için ne var? Miktarlara aynı kelimelere dikkat etmeniz lazım. Minimum yani en az %20 organik içerik olması gerekiyor bütün ürünün. Sıradan kaynaklayan ham maddeler en az %95'i organik olması gerekir. Yani burada bu yüzden tekrar gene de organik hidrosole yani çiçek suyuları ya da organik aloe vera suyu kullanılır. Böyle bu yüzdelere ulaşmak çok kolay ve dediğim kalan yüzdelere kabul liste uygun ürünlere olması gerekiyor. Dediğim gibi bunu yapmak istiyorsanız yapın, uğraşın bununla. Benim kendime için bu tarz düşünce yani hadi içinde organik aloe vera suyu döküm hepsi organik oldu. Bana bu sertifikan ciddiyeti biraz alındı. Yani bu yüzden dediğim gibi herkese onu kendine değerlendirmesi lazım. Bakın düşünün o konuda. Dediğim gibi bu bakayım en son nokta. Şimdi kalite bu yayın kalitesi nasıl oldu? Çok karma karışık soru, yorumları aldım. Ondan bakayım. Ben kendimi de kontrol edeyim sonra paylaştıktan sonra. Dediğim gibi yarın birkaç tane hepsi de yapamayacağım. Yani Instagram uygun resim halinde getirmek her zaman her konu uygun olmuyor. Bu yüzden bazı açıklamaları, bazı istekleri paylaşacağım tekrar. Ama dediğim gibi hepsi olmayabilir. Yazı olarak hem de bu video hem yazılı olarak ve linklere dahil blogda onu yayınlayacağım size. Ha, bunu göstermeyi unuttum. Şunda en önemli kaynaklarımız şu TİTCK.gov.tr Türkiye İlaç ve sayılı kurumu ait bir link. Orada kosmetik kanunu buna giriyor. Sağlık Bakanlığı bağlıyız. Burada bütün kullanım kılavuzları ve mevzuatları orada bulabilirsiniz. Güzel açıklama da var. Bayağı bir artık bilgili bir web sayfa oldu. İçeride biraz zor buluyorsunuz. Ben zor buldum. Sanki yani biraz tıklayarak bakın. Çünkü ben dediğim kosmetik uygulamaları başlık biraz zor buluyorum. Ama belki Türkçemden kaynaklanıyor olabilir. Diğer de Cosmo Standard'a gitmek istiyorsanız bakmak için dediğim gibi sadece İngilizce ve Almanca, İspanyolca ve Fransızca sanki gördüm. Türkçesi yok. Türkiye'deki organik mevzuatı burada da bağlayacağım. Çünkü bir neredeyse aynı. Yani orada da link koyuyorum. Lütfen kafamı düşmesin. Yani bu da çok önemli ve çok yani bize ilgilen linklere, sayfalar burada. Bakın, gezin. Sorularınız varsa her zaman cevap vermek çalışıyorum. Dediğim gibi her zaman aynı saat, aynı gün içinde veremiyorum. Ama sizden gelen sorular ya yayın olarak ya da yedek e-mail olarak özel mesaj olarak cevaplamaya çalışıyorum. Yani benden bugün bu kadar ve
Umuyorum, sıkıntısız. Gelecek çarşamba görüşüyoruz. Bir bayram sayılan veya benzeri bir şey yoksa her zaman takvim güncel değil veya yani bakmayı unutuyorum. Şu anda orada zaten hala Nisan, Şubat ve Mart açık. Yani ona göre değerlendirdim. dediğim gibi sorularınız varsa buyurun. Burada da tekrar sesim gidiyor. Tamam bakalım. Oradaki kayıt nasılsa bakayım. Kayıtları paylaşmaya çalışacağım ve oradan görüşelim tekrar. Tamam. Ben de bu kadar bugün. Hadi bay bay görüşürüz. End live video. Save. Facebook'ta bay bay. End live video.